Hi from Sonat, welcome back. Ya beni rezil ediyorsunuz. Kızlar rezil ediyorsunuz beni. Sonat alt çizgi. İsik. Sadece bir tanesini aklımda tutmuşum oğlum. Burada yanında artı eksi işareti arayacağız. Ha, tuz. Ton balığı, mısır gevreği. Şu mu? Şu. Aman aklım. Şu. 5. Tuz nerede? Don balığı. Yedi nokta on. Dum 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 dum. Elma suyumuz azalmış. Bir tane ondan aldık. Bakıyorum. Basmati var. 12, 19. Şu su, garip sudan bir tane aldık. Düz basmatimiz azalmış. Bu ne? Mısır gevreği ama balsız değil mi? Yok, ballıymış. Un. Un var. Bir tane tavuk çözelim. Bir tane patates çözelim. Tavuk değil, tavuk. Donmuş patates. Düz patates her gün bitiyor. Bundan 4 tane aldım. Buna raf atacağım. Şu çok ipik. Bir şey söyleyeyim mi? Okeyiz ya. Şuraya da bakayım. Ha, şundan alalım. El sabunu. İki de tuvalet kağıdı. İki A artıcı. İki el sabunu. Dur, el sabunu. A artıcı. Hiçbirini alamamışız ha. 2 A artıcı. 2 el sabunu. 2 tuvalet kağıdı. Tertemiz. Günü de açıyorum. Öyle çok eksik bir ürün yok. Suyumuzu koyduk. Şimdi patatese bir tane daha raf atacağız. Elma suyumuz. Basmatimiz. Bu ne? El sabunumuz. Bir daha el sabunumuz. Mısır gevreği. Tavuk. Patates kızartması. Ne yapıyorum biliyor musun? Patates. Şurayı da patates yaptım. Sizi böyle taşıdım. Burayı da patates yapacağım çünkü. Şuna bir tane daha raf açıyorum. Şurası da. Heh. Go. Ay, fatura falan ödemedik ha. Yönetim faturalar. Şunları öde. Banka. Ah!
0 at 0 elde var 0. Deminden şimdiye geldik. 349. sorudayız. Daha klanı kurmadım, yarın yayında kuracağım. Mi Box'ta Twitch var ama Kick yok. Web'ten izleyebiliyorsun. Televizyonda falan Kick'i. Uygulamada sanmıyorum ki 3. ayı görsün. 3 ay içinde muhtemelen getirirler. Oyun bir gündür kocaman bir Mac yerleştirme simülatörüne döndü. Katılıyorum. Bak oyunun buraları mesela güzel dizayn edilmemiş. Yapımcının şeyi fark etmesi lazım. Hani bu oyuncu depocu ve şeyci tuttuktan sonra sadece her gün mal yerleştiriyor. Başka bir şey yapamıyor. Yıl keşfetmesi lazım. Ya bu değildir ki oyuncuya iş yükü bindirelim. Ne bileyim mesela koltuk alayım da günü akşama kadar geçirme olsun tak diye bir anda. Satışı falan otomatik versin. Çünkü aşağı yukarı ortalama aynı parayı kazanıyoruz. HDMI bir ucunu bilgisayarına, diğer ucunu laptopa. Ya bu bir çözüm ama keyifli değil ya. Benim mesela ilk bir televizyonda YouTube butonunu uygulamasını gördüğümde aklım çıkmıştı. Nasıl lan böyle yatıyorsun, yatağa basıyorsun, aa YouTube açılıyor falan. İnanılmaz bir şeydi benim için. Veya mini oyunlar lazım. Aynen, bir Streetless Club olsa. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu borçlar böyle hızlı da ödenmiyor ha. Ben bunu erken mi ödedim? Evet, ben bunu erken ödedim. Kurtar beni bu 10 liradan. Selamlar, iyi yayınlar sona Atagam. Ya şunları da erken kapayabiliriz de. Gurlevikçim HG. Nice 33. aylara. Ya burada şey sıkıntısı var. Bak bu öndeki kasaya gelmiyorlar. Arkadaşlar. Galiba şey yapmak lazım. Ters kasa diye bir şey var ya. Ters kasa alıp karşısına koyup. Gerçi geliyorlar. Oha. Anam. Hızlı ol hızlı. Full nişasta almışsın abla. Full nişasta almışsın. Aşağı da basayım gelmişken. Kumar ya da blackjack. Değil mi? Bilgisayardan oynayabil. O işi en güzel yapan oyun neydi biliyor musun? Oyun içi upgrade'i. İnternet Cafe Simulator. İnternet Cafe Simulator efsane oğlum. Her gün ilerleyebiliyorsun oyunda, her gün. Bir anda böyle bütün klavyeleri değiştiriyorsun, bütün mouse'ları değiştiriyorsun. Ben bahanelik yenileyemiyorum. Yenilemiyorum ha. Bahanelik yenileme Böşracığım. Sen gelmiyor musun ya Kike? Hoş geldin. O RTX. Gökyüzü niye bu kadar gerçek lan? Hiç Easter egg falan var mı? Onu merak ediyorum bir yandan da.
Bak mesela bu kilit bu bir nesne yani, bu etkileşimli bir nesneye benziyor kilit. Oyun oynayabiliyordun. Tabii. Şey bile çok iyiydi ya. Coin falan kasıyorsun. Olmadı onu. Bir ara daha mı oynasak? Orada da şey sıkıntı ya. Hırsız geldi, mal çaldı ya. 2 günde bir hırsız geliyor anasını. Brezilya'da mı lan bu internet kafe? Mağaza seviyesi 24. Yani 24'te bir şey alınıyor mu? Lisanslar, işe alım. Yo, hiçbir şey yok. Lisanslardan lisans alın. 2000 dolar oğlum lisans. Musakka, somon, ıstakoz, biftek, büyük sushi, küçük sushi, dana pirzola. Kredi borcumuz olmasa alırız. Gas station. Gas station bilemedim, o benim çok sana olmuştu. İnternet kafe simülatör ya, o tap noktası benim için. Bakalım. Çok ipik. Nakit. 62 dolar tertemiz. Bulunamayan ürün yok. Bonpapa kek, kahverengi şeker. Bonpapa kek şu mu? 3. Kahverengi şeker şu. Allah Allah. Kahverengi şekerin fiyatı değişmemiş mi ya? Artmış. Yanlış mı baktım ya? 6,90. Ben 7'den satıyormuşum zaten. Brown sugar. Ay, esmer şeker, pardon. Irkçısınız. Şimdi dur. Dirsek makarna bir tane. Şeker bir tane. Yok, toz şeker. Kahverengi şekeri sileyim. Heh. Un. Bir tane. Başka var mı eksik un? Oh, diğer undan 2 tane. Spagetti. Düz makarna. Spagetti 2 tane. Düz makarna 1 tane. Ya da bir tane kalmış ya. Hadi bir tane daha ver. Ne alayım? Düz basmati almış mıydık? Bir tane daha alayım. Altılı 2 tane. Buraya bakalım. Ponçik. Er peynirden 1 tane. Tak. 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 Şundan hariç. Bonpapayla yoğurt alalım. İkişer tane. O, bu peynirden bir tane daha. Ha yok, şimdi götürdüler. Birer tane yağ alalım. Hatta ikişer tane yağ alalım.
Burada bir eksiklik var mı? Yok. Kahvemiz var. Şunumuz var. Şu tablet. 2 tane. 300. Allah sizi kahretmesin. Adam soyuyorlar. Gene patates. 4 tane. Başka bir eksik yok gibi gibi gibi. Banka, krediler, ödemeler, bunları ödedik. Yönetim, faturalar, bunları ödedik. 700 dolar. Yani kâra da böyle çok çıtır kâra da geçiyoruz ama çok çıtır. Patates neymiş ya? Bak ürünün depolama maliyeti ne kadar fazla, farkında mısınız? Ürün ucuz ama. Gel lan. Peynir. Peynir. Yağ. Ya şöyle 3 tane en azından tık 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 diye alıp burada böyle fıt 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 diye yerleştirsek ya. 1000 dolara satın alınabilir bir özellik olsun mesela. Kutuları aynı anda taşıyabilme IQ'su. Ne bu? Bu şu an çok mu manasız bir şey yapıyoruz ya? Neyse ki adamlar şey yapmış en azından. Ya da kadınlar, pardon, seksist oldum. Bir güncelleme geldiğinde eski save'de de değiştiriyor bir şeyleri. Böyle dedim ya. Yeni güncellemeyi izleyin. Koyamayabiliriz. Yer yok diyor. Şöyle dursun. Ne güzel söylemişsin sen ya bu şarkıyı. Lady Hear Me Tonight. Avi Snow. MVCA. Karyo. Müzik de pıt pıt. Amına. Tamam, var mı böyle eksik bir raf? Bitmiş bir raf var mı? Yok. Şura belki biraz. Ya iyi, açıyorum dükkanı. Hayırlı olsun. Krediler bitince kazanırsın. Doğru, yani oyunun başında çok kredi aldık. Hatta galiba yarın diğer krediyi direkt, ortancı krediyi direkt kapatabilirim. Benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana 10 katını versin. Şey var mı ya? Benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana 10 katını versin deal'ının bir bug'ı var mı? Yani sadece karşı tarafa zarar ama 10 katı olaraktan bana faydalı D vitamini, orospu çocuğu diye. Sende 4 olsun, bende 40. Sen alt sınırda ol, ben normal sınırda olayım.
Dolmuşuz. Bir dostacığım hoş geldin. Bu olur. D vitamini güzel. Nevruz'un kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Nevruz cemre düşmesi ile mi bir şeydi, ilgili bir şeydi. Bu yayın dükkanı azıcık büyüttük. Evet. Baharın ilk günü. İşte bahar işte o cemre düşünce bahar geldi sayılmıyor mu? On tane parol hiç pislik yapmaz ya. Çok parol hiç paroldür. Evet işte şey yıldızımız nerede falan deyince fener kutlamaya başlıyoruz. Ha. Lan şimdi anladım. Ayıp ayıp. Nevruz, Türk'ün Ergenekon'dan çıkışını temsilen kutlanan bayram. Nevruz Türkçe bir kelime değil ki. Türkçe yazım kuralına uymuyor. Baharın gelişiyle dört element uyanıyor. Üç cemre sonrası o. Ha. Tarihsel olarak bugün baharın ilk günü olacak. Nasıl oğlum? Nevruz Cemre ile ilgili bir şeydi ya sanki. Cemre'nin toprağa düşüşü mü? Önce havaya sonra suya sonra toprağa mı düşüyor? Öyle bir şey. Bilgisayarda baktım ama Kick'te sana abone ol seçeneği yok. Neden ki ne? Aboneliğimiz daha açılmadı Kick'te. Daha yayın yapmadık. Şu an Kick'te bir grupla ya da birinin referansıyla ya da bir sözleşmeyle bir ikili diyalogla geçmiyoruz. Ne yalan söyleyeyim denedik ama olmadı. Sallamadı bizi Kick. O yüzden öyle yürüyerek geçeceğiz yani. Kick'te beni sadece takip edebiliyorsunuz şu an. Tarık'ın Instagram'a nefes son update spam atalım mı? Hayır. Sakın. Saçma saçma hareketler yapmayın. Kick'te abone sesini değiştir. Aa evet. Aa doğru. Ne yapalım ya abone sesini? Dur bakayım onu bir düşüneyim. O zaman Discord'da arkadaşlar bir tane kanal açıyorum. Yaratıcılığınıza güveniyorum. Tamam mı? Şuraya. Anlam. Nereye gittin? Kanal oluştur. Metin. Kick. Abone sesi öneri. Sesi öneri. Kesin yanlış bir şeyler yapıyorum ya. Oluştur. Daha genelin hemen altında. Şeyler yaptık ama. Modlara sal.
Ya bunu ayarlayın işte modlar. Tamam mı? Buraya şu sesi de atın. Varsa görüntü görüntüyü de atın. Çünkü ekrana da bir şey gelecek. Ama sadece ses de olur yani. Bakalım ne olsun şeyimiz. Bu 10 lira mı al da? Yo 10 lira mı aldı galiba ben bulmuştum. Niye değiştiriyoruz platformu? Bunun abone ücreti vesaire gibi durumda daha net. Durum mu? Daha net yayın. Tamamen geçim. Tamamen geçim. Yani Twitch'in yaklaşık 2,5-3 sene boyunca abonelik ücretlerini güncellemesini bekledik ve ondan sonra eskisinden daha düşük. Yani bozduğu versiyonun daha düşük bir versiyonuna güncelleyince dedik ki yani tamam abi. Jeff Bezos daha da zenginleşmesin diye. Jeff Bezos'luk bir şey olduğunu sanmıyorum ya. Aga. Jeff Bezos'un ya adamın öyle bir parası var ki biz tabii onun için Twitch önemli bir şeydir diye düşünüyoruz. Tamam mı? Komple Twitch yansa muhtemelen 2 hafta sonra falan fark eder adam. Ne oldu la bir şey bir ses falan geliyor. Telefon titriyor ikidir ne oluyor falan der ya. Adam şirketi kurmuş hayvan gibi büyütmüş. CEO'ları yöneticileri koymuş. Muhtemelen 2 yılda 3 yılda bir gelip böyle bir bakıyordur finans şeylerine. Bir gün de gelecek diyecek ki bu ne la bu Twitch diye bir şey almışsınız amına koyayım. Boşandığım karım gibi paramı alıyor bu hayırdır diyecek. Tamam sat kapat Twitch'inin de sikmeyeyim. Kov bunun başındaki kim onu da kov diyecek. Bitecek mevzu yani. Zenginin parası fakirin çenesi. Aynen öyle. Bir de benim şöyle bir teorim var. Arkadaşlar. Çok paradan sonra ama bak çok paradan sonra böyle hani işte bizim köyde bir dayı var 500 dairesi var falan değil ya da ne bileyim işte oğlum işte koçların ne kadar çok parası varmış da değil anladın mı? Ondan bir tık sonraki zengin. Hani koç ailesinin ulaşmaya çalıştığı zenginlikten bahsediyorum. Tamam mı? O zenginlikten sonra paranın hesabını yapmıyorlardır gibi geliyor. Yani hesabını yapmamaktan kastım şey hani hayat rutinlerini almıyorlardır o konuyu gibi geliyor. Hani hiç gidip dur ya bizim şirket ne kadar kazanıyor falan. Buna bakmıyordu. Buna bakacak adamının da adamı vardır gibi anladın mı? Eğer öyle dediyse Allah kahretsin Allah da parayı onlar gibilerine veriyor. Bak bana verecek üf. Üf. Koç da yapmıyordur. Ya Koç'ta gene şey falan var. Şimdi Koç, Sabancı işte neydi? Zorlu falan, torunlar falan bu tarz sülaleler. Aslında iki nesildir zenginler. Tamam mı? İki nesildir zengin oldukları için kültürlerinde o köylülük hala duruyor. Mesela Sabancılar mesela pandemide falan attıkları şeyleri paylaşımlarını hatırlıyor musunuz? Bayağı varoş bir aile aslında kültür olarak da. Ama bok gibi para var o ayrı. Belki Koç'un torununun torununda, Ali Koç'un torununun torununda o seviye olur. Hatta reklamcılıkta bunun da bir adı var. Daha önceden bahsetmiştim size. Triple A kategorisi diye geçiyor. Mesela 3 nesildir çok zengin bir ailede doğmuş kişiler. Triple A zengin diyorlar. Ve adam gidip buna mesela Ferrari satamıyorsun bu adamlara. Almıyor çünkü adam Ferrari'yi. Çünkü Ferrari sana statü satıyor ya. Aslında. Çok hızlı arabadan
Ziyade bir de statü satıyor ya, ya da Rolls Royce. Bir statü satıyor ya. Bu adamın hayatında öyle bir statü yok. Bu adamın hayatında parayla hava atabileceği bir ortam yok. Arkadaşları öyle değil, ailesi öyle değil, çevresi öyle değil. Hayatında onun bir yeri yok yani. Rolex almıyorlar mesela. Hatta ben üniversitedeyken almıştım bu dersi. Genelde böyle Volvo, işte bizde olmayan ama yurt dışında olan Pontiac falan galiba. O tarz arabaları falan kullanıyorlarmış günlük hayatlarında. Acun biliyor para yeme işini. Okey, bugün de paramızı kazandık. Dur bakalım. Koyu kahve altılı süt. Koyu kahve. Allah kahretsin ya. 8'e düşmüş. Kâra bak. Nerede benim altılı sütüm? Ha. Oo, güzel artmış. 11.25. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şunları ödedik. Bankaya geldik. Tak. Tak. Çok acil almam gereken bir ürün var mı? Çok acil. Toptancı. Diyeceğim. Elma suyu Sprite. Su. Şişe su. Altılı süt. Bir tane baba. Un. Depoyu benim büyütüp daha verimli hale getirmem. Hadi un iki tane alayım. Spagetti. Ananas. Tane. Toz şeker. Tavuk. İki tane tavuk dedik. Süt. Süt ton balığı. Ton balığı, süt. Birer tane, birer tane geçiyorum. Çok ipik mısır gevreği bu. Tamam, ballı olmayan mısır gevrekleri. Bir tane bundan, bir tane bundan. Peynir, şu şey peynir, mavi peynir ama. Domatesli peynir. Ver iki tane. Ramazan çaklıt bombek. Bunun adı ne ya? Çikolata. Vay amına koyayım. Bombek. Bakıyorum. Fıstık ezmesi. Şey kola var mı? Fakir kolası. Burada mavi güç. Tuvalet kağıdı. Mavi güç. Bir tane de kaya. Tuvalet kağıdı. Hadi iki tane. Kaya. Hadi bir tane. Mavi güçün adı ne? Temizleyici. Ver iki tane. Ha. Bak, eksik ürünlerimizi de aldık. Komple bir kredi ödedik. Benim ben dalağını sikeyim. Bunu da koyduk. Bunu da koyduk. Oh lan.
He, varmış daha çay. Hop, tuvalet kağıdı. Hop, bir bombek. Hop, bir kaya şampuan. Bu ne? Bir bombek daha. Mısır gevrağı. Çok ipik. Bir tuvalet kağıdı daha. Mavi güç. Bir mavi güç daha. Altılı süt. Altılı süt inşallah iki tane almışızdır. Fıstık ezmemiz. Ton balığımız. Ramazan çikolatamız. Peynir. Un. Peynir. Toz şeker. Toz şeker varmış ya bir de. Yanlışlıkla iki tane koydum rafa. Durmadan toz şeker alıyorum dükkana. Stokçu diye içeri atacaklar. Tavuk. Tavuk. Bu da çaklıt. Şimdi o bir tane olan kalan kalıbının. Tek kalan ürünler diye böyle bir reyonum olması lazım benim. Tamam mıyız? Tamamız ya. Belki ekmek alabilirmişiz. Ama raf doludur yani ekmekte de. Çünkü bunlar hareket etmiyor. Nerede lan ekmek? Lüt. Heh, şura. Aa, niye tuz koymuyorsunuz? Allah Allah. Lan eksik. Adamlar da boşta. Tuz da var. Gidip koymuyorlar. İlginç. Tamam, olayımız budur. Save alıyorum burada. Yeter. Güzel borç ödedik. ChatGPT. Teşekkürler izlediğiniz için. 3 saatlik, 3,5 saatlik bir yayın olmuş. Yarın gündüz erken saatte bir Call of Dragon yayını yapacağım. Sponsorlu. Bekleniyorsunuz. Server'ımıza başlayacağız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.